Her 11 saniyede bir hırsızlık suçu işlenir. Her 65 saniyede bir silahlı soygun meydana gelir. Her 25 saniyede bir şiddet dolu bir suç işlenir. Her 24 dakikada bir cinayet işlenir. Ve günde 250 tecavüz olayı yaşanır. Betamax videodan herkese merhaba. Bu hafta 1986 yapımı Cobra filmiyle sizlerleyiz. Başrollerinde Sylvester Stallone, Brigitte Nielsen, Renée Santoni ve Brian Thompson'ın olduğu film 1986 yılında çekilmiş ve gösterime girmiştir. Filmin ilk versiyonu 120 dakika açtığı için yapımcılar tarafından bu sürenin seyirciyi sıkabileceği düşünülerek filmin birçok sahnesi kırpılmış ve 87 dakikaya indirilmiştir. Filmin birçok aksiyon ve şiddet sahneleri bu kırpılmış sahnelerin arasında kaybolup gitmiştir maalesef. Cobra filminin senaryosu ünlü yazar Paula Gosling'in Fair Game isimli romanından uyarlanmıştır. Paula Gosling'in Fair Game isimli romanı 1995 yılında aynı isimle tekrar beyaz perdeye uyarlanmıştı. Bu defa filmin başrollerinde Cindy Crawford ve William Baldwin bulunmaktaydı. Max Kirkpatrick. Rules are made to be making enemies is just part. Divorced boyfriend living with. Is this going anywhere? I'm just after a suspect profile. No one tried to kill me. I've got them. William Baldwin. What are you gonna do, hit me? Cindy Crawford. It's still young. Fair game. 1995 yapımı Fair Game filminde ayrıca Rambo 2 filminde Rus komutanı canlandıran Steven Berkoff ve Terminator 2 filminde John Connor'ın üvey annesi rolünde olan Janet Goldstein de bulunmaktaydı. Bridget Nielsen'ın canlandırmış olduğu Ingrid karakterini ise Cindy Crawford canlandırmıştı. Blood and paranoia are gonna make fine company where you're going. To Margaret Thatcher, you've managed to screw up. This is where the law stops. Nothing is perfect when women are involved. Filmde Night Slasher karakterini canlandıran Brian Thompson, daha sonraki yıllarda Jean-Claude Van Damme ile beraber Lionheart filminde de oynamıştı. Onun ardından kendi başrollerine çıkan Brian Thompson, Hired to Kill ve Squad Commando filminde de başroldeydi. Squad Commando filminde Kathy Schover ile başrolleri paylaşmıştı. Brian Thompson, 1998 yapımı Mortal Kombat Annihilation filminde de oynamıştır.
Öyle bir bıçak tasarla ki seyirci bunu asla unutamasın. Sylvester Stallone bu sözcüğü ünlü bıçak tasarımcısı Herman Schneider'a söylemişti. Cobra filminde Night Slasher karakterinin kullanmış olduğu bıçak ünlü bıçak tasarımcısı Herman Schneider tarafından tasarlanmıştı. Ve gerçekten de Sylvester Stallone'un dediği gibi olmuş ve seyirci tarafından asla unutamamıştı. Yapımı Undefeatable filminde Cynthia Rothrock ve Don Niam başroldeydi. Don Niam, Cobra filmindeki Night Slasher'e benzer bir karakteri canlandırmaktaydı. Ve bununla beraber Night Slasher'ın kullanmış olduğu bıçağın da aynısını kullanmaktaydı filmde. Sylvester Stallone'un öyle bir bıçak tasarla ki bunu kimse unutamasın sözcüğü gerçekleşmişti. Seyircinin yanı sıra artık başka filmlerde bile kullanılmıştı bu bıçak. Filmde Night Slasher karakterini canlandıran Brian Thompson filmin galasına davet edilmemişti. Böylece filmi izlemek için kendi biletini kendi satın almak zorunda kalan Brian Thompson'ın neden davet edilmediği ise henüz bilinmemektedir. Yönetmenle mi, Sylvester Stallone ile mi yoksa filmin yapımcılarıyla mı bir sorun yaşamıştı bunu da asla bilemiyoruz. Yakışıklı. Kötü nişancısın. Kötü nişancıları sevmem. O çocuğu harcadın. Gördüm. Şimdi de ben seni harcayacağım. Talk to the judge. What do you mean? We put him away, they let him out. Rocky. And continued with Rambo. And now comes Cobra, the latest bigger-than-life hero to be created by screenwriter and star Sylvester Stallone. 1986 yılında sinemaya girdikten sonra Cobra filminin popülaritesi oldukça artmıştı ve filmin remake'leri yapılmaya başlanmıştı. Başka aksiyon filmleri de kendi afişlerini Cobra filminin afişine benzetmekteydi. Video döneminde ve küçük sinemalarda gösterilen birçok aksiyon filmlerinin afişleri Cobra filminin afişlerine çok benziyordu. And worked a lot of times for Italian designers. I know a little bit about clothes. I know my own body very well because I've been modeling clothes for 5 years, and we found some nice things. Marion Cobra. It's easy. I think it's easy to work with Sylvester. We'll talk back and forth, and he'll ask me, "Do you think this is a good idea?" And I say, "Yeah." And so this is my opinion. Maybe this should change here and there. And then he'll look at it, and then he'll decide whether he agrees to it or not. But of course, yes, we discuss it. Filmde Sylvester Stallone ile başrolü paylaşan aktris Bridget Nielsen ilk büyük rolünü 1985 yılında Rocky 4 filmiyle yapmıştı. 1985 yılında ayrıca çizgi roman uyarlaması Kızıl Sonya filminde de başrolü oynayan Bridget Nielsen bu defa Arnold Schwarzenegger ile başrolü paylaşmıştı. 1986 yılında ise Cobra filminde yeniden Sylvester Stallone ile birlikte oynayan Bridget Nielsen daha sonraki yıllarda Beverly Hills Cop filminde ve onun dışında birçok B aksiyon türü ve bilim kurgu filmlerinde de başroldeydi. Nielsen ayrıca 2018 yapımı Creed 2 filminde de yeniden Sylvester Stallone ile oynamıştı. Hey, sakin ol amigo. Konuşmak istiyorsan konuşalım. Benim muhabbetim çok iyidir. Hemen televizyon kameralarını buraya getir. Bunu yapamam. Neden? Ben psikopatlarla anlaşma yapmam. Onları yok ederim. Sen bir hastalıksın. Ben de senin çarenin. 1970 yılında İtalyan Aygırı filmiyle sinemaya giriş yapan Sylvester Stallone, 1976 yılında ilk büyük çıkışını Rocky filmiyle yapmıştı. Filmin Oscar kazanması ve gişe başarısının ardından devam filmlerinin çekilmesi üzere çalışan Sylvester Stallone, 1983 yılında Rocky 3 filminde Hulk Hogan ve Mr. T'yi bir araya getirmişti. Aksiyon dünyasına çok önemli isimler kazandıran Sylvester Stallone, Rocky 4 filminde ise Dolph Lundgren gibi büyük bir ismi aksiyon sinemasına kazandırmıştı.
Dolph Lundgren daha önce James Bond filminde çok küçük bir rolde oynamıştı. 2000'li yıllardan sonra Expendables serisinde bütün aksiyon starlarını yeniden bir araya getiren Sylvester Stallone adeta ikinci baharını yaşamıştı. 80'li yıllarda Dolph Lundgren, Mr. T ve Hulk Hogan'ı aksiyon dünyasına kazandıran Sylvester Stallone, 2000'lerden sonra da Jason Statham'ı aksiyon dünyasına kazandırmıştı. Unloaded. Six pounds of pure plutonium is worth. You're not doing what I think you're doing. Yeah. Betamax Video'da bu hafta Cobra filmiyle sizlerleydik. Önümüzdeki hafta bir başka kült filmle yeniden buluşmak dileğiyle.